Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Sosyalizmin ya da bazılarına göre komünizmin merkezi. 70 yıla yakın sol kesimin kalesi olmayı başaran Sovyetler Birliği'nin kuruluşu 1917 yılına dayanıyor. 1914 yılında Rusya İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na katılmasıyla Almanya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı Devleti ile sınır çatışmalarına girişti. 1917 yılına kadar batısında Almanya'ya karşı toprak kaybeden Ruslar, güneyde ise Osmanlı Devleti'nin Trabzon, Rize, Erzurum, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari şehirlerini ele geçirdi. Ancak 1917 yılına gelindiğinde kendilerine Bolşevik adı veren komünistler, otokrasiye yani bütün siyasi yetkileri tek başına elinde bulunduran ve yasalara karşı herhangi bir yargılanmaya maruz kalmayan tek adam rejimine karşı hareket başlattılar. Bu hareketin başında ise dünyanın tanıdığı bir isim olan Vladimir Lenin vardı. 10 Ekim 1917 günü Bolşevikler Lenin başkanlığında Rusya yönetimine karşı silahlı ayaklanma kararı aldılar. Rusya İmparatorluğu'nun başındaki isim Çar II. Nikolay bu ayaklanma karşısında ordunun kontrolünü kaybetti ve tahttan çekilmek zorunda kaldı. Bu devrimle birlikte savaş karşıtı olan Bolşevikler 1917 yılında 1. Dünya Savaşı'ndan tamamen çekilme kararı aldılar. Ruslar Osmanlı'dan aldığı toprakları Ermeni ve Gürcü isyancılara devrederken bu bölgede daha sonra Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan devletleri kuruldu. Diğer yandan Ekim devrimiyle oluşan kaos ortamından yararlanan Rusya'nın kontrolündeki Finlandiya ve Almanya kontrolüne geçen Letonya, Litvanya ve Estonya 1918 yılında ardı ardına bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bir yıl sonra Ukrayna'da bağımsız bir sosyalist hükümet kurarak Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti. Böylece Rusya'dan toprak alarak bağımsızlık kazanan ülke sayısı 8 oldu. 1921 yılına kadar Rusya'daki iç karışıklık tüm ülkede devam ederken sonunda Bolşevikler iç savaştan zaferle çıkarak tüm Rusya'da otoriteyi sağlamayı başardılar. Şimdi sırada yeni kurulacak olan devletin federal yapısının kararlaştırılması kaldı. Uluslar Halk Komiseri olan Joseph Stalin, tüm cumhuriyetlerin Rusya-Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk nitelikte olmaları gerektiğini savunurken, Lenin ise buna şiddetle karşı çıkarak tüm cumhuriyetlerin eşit statüde ve istedikleri zaman ayrılma haklarının olduğu bir federasyon planını savunmaktaydı. Sonunda federasyonun oluşturulmasında Lenin'in dediği olurken, bu olay Lenin ile Stalin'in ilk fikir ayrılığı olarak kabul edilir. 30 Aralık 1922'de Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Beyaz Rusya, Ukrayna, Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile birleşmesiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen kurulmuş oldu. Lenin yönetimindeki Sovyetler Birliği, sosyalist devrimlerin yaygınlaşması için dünyadaki tüm sosyalist partilere destek verme kararı aldı. Bu çağrı, Moğolistan ve Çin gibi bazı ülkelerde karşılık bulurken, Türkiye ve Hindistan gibi bazı ülkelerde ise ortak amaçlar doğrultusunda olumlu yanıtlar aldı. 1922 yılının Mayıs ayından itibaren sağlığı bozulan Lenin, vasiyetname yazarak liderlik çatışmasının tehlikesinden bahsetti. Özellikle Joseph Stalin'in tehlikeli düşüncelere sahip biri olduğunu vurgulayan Lenin, Stalin'in lider seçilmesi halinde yetkilerinin daraltılmasını da tavsiye etti. Ardından 1923 yılında felç olan ve konuşamaz hale gelen Lenin, 21 Ocak 1924'te hayatını kaybetti. Lenin'in ölümünden sonra bir süre Joseph Stalin ve Lev Trotsky, Sovyet koltuğu için mücadeleye giriştiler. 1927 yılında kazanan taraf Stalin olurken, Kızıl Ordu'nun kurucusu olarak anılan Lev Trotsky, Sovyetler Birliği'nden sürgün edildi. 1927 yılında Sovyetler Birliği'nde Stalin'in mutlak iktidarına geçilirken, ekonomik alanda da birçok yenilikler yapıldı. İlk 5 yıllık planda özellikle sanayi ve tarım alanında atağa geçen Sovyetler Birliği'nde 210 bin tarım çiftliği ve 6 bin tarım istasyonu kuruldu. Bu istasyonlarda 500 bin traktör mevcut hale getirildi. 5 yılın sonunda hedef tutturulmuş ve planlanan her şey gerçekleşmişti. 1933'te başlatılan 2. 5 yıllık plan döneminde Sovyetler Birliği'nde 4500 fabrika ve enerji tesisi yapılarak hizmete açıldı. 3. 5 yıllık planının 1938-1941 yılları arasındaki döneminde 3000'e yakın sanayi tesisi kuruldu. Böylece 2. Dünya Savaşı öncesindeki dönemde 9000 dolayında büyük ölçekli sanayi tesisi Sovyet ekonomisine kazandırılmış oldu. 1940 yılının sonunda Sovyetler Birliği ağır sanayi üretimi 20 yılda tam 12 katına ulaşmış oldu.
1938 yılında Almanların yavaş yavaş çevresindeki ülkelere saldırmasıyla birlikte Stalin her ihtimali düşünerek 1939 yılında Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. Stalin'in Nazi tehdidine karşı ülkesinin güvenliğini temin etme amacıyla imzaladığı bu anlaşma, Hitler'in Polonya ve Fransa üzerine saldırı başlatması için bir fırsat oldu. 1939'da Bessarabya bölgesi, Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhuriyetleri Stalin'in zorlamasıyla Sovyetler Birliği'ne katıldılar. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla birlikte Sovyet Rusya da eskiden Beyaz Rusya'ya ait olup Polonya'ya bırakılan toprakları tekrar ele geçirerek Sovyetler Birliği'nin batı sınırları son şeklini almış oldu. Böylece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 15 birlik cumhuriyetinden oluşan bir devlet haline geldi. Almanya 1939'da saldırmazlık paktı imzalamasına rağmen 22 Haziran 1941'de savaş ilanı yapmaksızın Sovyetler Birliği'ne ani bir saldırı başlattı. Barbarossa Harekatı adı verilen bu saldırıya hazırlıksız yakalanan Ruslar önceleri geri çekilmek zorunda kaldı. Sovyet generallerinin Hitler'e güvenmemesi gerektiği konusundaki uyarılarına rağmen yeterli hazırlığı yapmayan Stalin bu ani saldırı karşısında adeta şok yaşadı. Almanlar, Ukrayna'nın batısında Katolikler ve eski toprak zengini ailelerden aldıkları destekle kısa sürede Moskova ve Leningrad önlerine kadar ulaştı. Geçtikleri yerlerde büyük ve küçük ölçekli 32 bin sanayi kuruluşunu yağmalayan Alman ordusu Hitler'den aldığı emirle Moskova'ya taarruza geçti. Moskova'yı almak için ardı ardına yapılan taarruzlara rağmen başarısız olunması üzerine Hitler yönünü Stalin'in adını alan Stalingrad şehrine çevirdi. Stalingrad'ın Alman ordusu tarafından tamamen kuşatılmasına rağmen Kızıl Ordu üniforması altındaki başta Türkiye Cumhuriyetlerden gelen askerler tarafından can siperhane savunulması sayesinde Almanlara teslim edilmedi. Bu başarısız harekattan sonra gücü zayıflamaya başlayan Alman ordusu Kızıl Ordu'nun karşısında tutunamayarak Polonya'ya kadar çekilmek zorunda kaldı. Kızıl Ordu, Nazileri Sovyet topraklarından kovmayı başardıktan sonra Polonya'dan itibaren tüm Doğu Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtarmayı başardı. Ardından Stalin, Kızıl Ordu'ya Berlin'e ilerleme emri verdi. 1945 yılının Mayıs ayında Berlin'in düşmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı sona erdi ve Sovyetler Birliği kazanan tarafta yer aldı. Savaşın yıkımı Sovyet halkı için çok ağır olurken çoğunluğu Ruslar olmak üzere farklı uluslardan 27 milyon kayıp verildi. Büyük şehirler yoğun bombardıman altında kaldığından sivil kayıplar askeri kayıpları geçmişti. Sanayi bölgelerinin tahribatı ve tarımsal üretimin düşmesiyle ekonomi de ciddi bir darbe aldı. Savaş sırasında Avrupa'da Nazi işgaline direnen sosyalist partiler Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, Doğu Almanya, Polonya ve Romanya'da iktidara gelerek söz konusu ülkelerde Sosyalist Halk Cumhuriyetlerini kurdular. Uzak Doğu'da da yine Sovyetlerin desteğiyle Çin ve Kuzey Kore'nin sosyalizme yönelmesi savaş öncesi kuşatılmış olan ülkenin güvenliği ve müttefik kazanması açısından önemli gelişmeler oldu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin komünizmin yayılmasından endişe etmesi ve Marshall Planı'nı uygulaması uluslararası gerilimin yaşanmasına sebep oldu. Ayrıca Amerika ve Batı Avrupa'nın 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı NATO'yu kurması dünyada yeni bir savaş tehlikesi yarattı. 1950'li yılların başında Sovyet hükümeti savaşın sebep olduğu yıkıma rağmen 4. 5 yıllık plan ile ülke ekonomisinin yeniden toparlanmasını sağladı. Planlı ekonomi ve teknolojik ilerlemelerin de etkisiyle 1950'lerde endüstriyel kalkınmada ve tarımsal üretimde savaş öncesinden daha iyi bir düzeye ulaşıldı. Sovyetler Birliği savaşın yaralarını sarmaya başlamışken Joseph Stalin 74 yaşındayken aniden felç geçirdi ve 5 Mart 1953 yılında hayatını kaybetti. Stalin, liderliği boyunca Sovyetler Birliği'ni endüstriyel ve askeri bir süper güce dönüştürmesine rağmen bunu gerçekleştirirken uyguladığı sert ve baskıcı politikalar milyonlarca Sovyet vatandaşının hayatını kaybetmesine neden oldu. Diktatörlüğü sırasında yarısı Türkiye Cumhuriyetlerden olmak üzere 20 milyona yakın insan çalışma kampları, zorunlu toprak reformları, kıtlık ve yargısız infazlardan dolayı hayatını kaybetti. Sovyet halkında şok etkisi yaratan Stalin'in ani ölümüyle birlikte ülkede iktidar mücadelesi başladı. 7 Eylül 1953 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine Nikita Kuruşçev getirilirken, Kuruşçev kongrede yaptığı konuşmada Stalin'in yanlışlar yaptığını iddia ederek anti-Stalinizm kampanyası başlattı.
Kruşçev dış politikada batılı devletler ile uzlaşma yoluna gitmeye karar verse de ABD önderliğindeki NATO ittifakına karşı 1955 yılında Varşova Paktı'nı kurdu. Kruşçev döneminde Sovyetler Birliği ekonomi, bilim ve teknolojide sağladığı büyük başarılarla dünyada iki süper güçten biri haline geldi. 1957'de Sputnik adı verilen ilk uydu uzaya gönderilirken 1961'de Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan olarak tarihe adını yazdırdı. Sovyetler Birliği uzay teknolojisi alanındaki başarılarıyla Amerika'dan bir adım önde olduğunu kanıtlamış oldu. Sovyetler Birliği'nin bu başarılarının yanında dışarıda da komünizm hızla yayılmaya başladı. 1959'da Küba'da Fidel Castro'nun önderliğinde sosyalizmin ilan edilmesi ideolojinin Amerika'nın kapılarına kadar dayandığını göstermekteydi. Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye'ye nükleer füze rampaları konuşlandırması gerilimi gitgide arttırdı. Sovyetler Birliği de bu harekete karşılık Küba'ya nükleer füze rampaları gönderdi. Amerika'nın bu durumdan haberdar olmasıyla Küba denizden ablukaya alındı ve Sovyet gemilerinin Küba'ya geçişine izin verilmeyeceği açıklandı. Amerika ve Sovyetler Birliği sıcak bir savaşa bu kadar yaklaşmışken iki taraflı sağduyu çağrıları sonrasında bu kriz kısa sürede atlatıldı. Bu dönemden sonra Sovyetler Birliği bilim, teknik ve ekonomik ilerlemelere karşın bazı siyasi sorunlar yaşamaya başladı. Kruşçev'in kritik rollere parti yönetim kurulunun onayını almadan atamalar yapması günden güne dikkat çekmeye başladı. Ayrıca tarımsal üretimin artmasına rağmen hasılat hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamamaya başladı. Bu nedenle buğday başta olmak üzere bazı tarım ürünlerinin ithalatı artmış oldu. İşte tüm bu sorunlar partide Kruşçev'e karşı muhalefet oluşmasına neden oldu. Partinin ideolojik yetkilisi Mihail Suslov, Kruşçev'in yetkilerini kötüye kullandığı ve Stalin'e yönelik eleştirilerinin kişisel bir düşmanlığa dönüştüğünü öne sürerek azledilmesini önerdi. Parti yönetimi bu öneri üzerine Ekim 1964 yılında Kruşçev'i Sovyetler Birliği Genel Sekreterliğinden azletti. 14 Ekim 1964'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine Leonid Brejnev getirildi. Brejnev döneminde yapılan ekonomik reformlar olumlu sonuçlar alınmasını sağlayarak bu dönemde Sovyetler Birliği ekonomik açıdan yeniden dünyanın iki süper gücünden biri haline geldi. Kentsel nüfus artarken kültür seviyesi yükselmiş ve okuma yazma oranı %100'e ulaşmıştı. Dünya Bankası verilerine göre 1970 yılında Sovyetler Birliği'nin eğitim harcamaları ülkenin bütçesine oranı %7 idi. Günümüzde bu oranın G7 ülkelerinde %5-6 civarında olduğunu göz önüne bulundurursak Sovyetler Birliği'nin eğitime ne kadar önem verdiğini anlamış oluruz. Diğer yandan Vietnam'ın ve bazı Afrika ülkelerinin Sovyetler Birliği'nin bu kalkınmasını örnek alarak Kremlin'den yardım istedi. Özellikle Vietnam'da Fransız sömürgeciliğine karşı başlayan bağımsızlık hareketi Amerika'nın bu ülkeyi işgal etmesine sebep oldu. Ülkenin kuzeyindeki Vietcong gerillaları, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler tarafından maddi olarak desteklenmeye başladı. Kuzey Vietnam'ın 1975 yılında mutlak zafer kazanması Amerika'nın ününe darbe indirirken Sovyetler Birliği'nin uluslararası alanda prestijini arttırmasına yol açtı. Buna rağmen Brejnev'in Lenin'in barış politikalarını devam ettirme konusundaki ısrarcı politikası sayesinde Amerika Birleşik Devletleri ile silahsızlanma anlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşma Küba ile ilişkilerin bozulmasına neden oldu. Amerika'nın işgal tehditlerine karşı Sovyetler Birliği'nden yeni silahlar isteyen Küba lideri Castro'nun talebi Brejnev tarafından maddi sebeplerden dolayı reddedildi. Bu olaydan sonra Sovyetler Birliği ile Küba arasındaki ilişkiler ticari alışverişten öteye gidemedi. 1970'li yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği artık gücünün doruklarındaydı. Uzay çağını başlatan ve Amerika ile uzay yarışına giren Sovyetler başka bir gezegenden dünyaya veri gönderen ilk uzay aracını Venüs'e yolladı. 1971-1975 yılları arasında sanayi üretiminde %43 artış sağlanırken enerji ve yakıt üretimine özel bir ağırlık verildi. Bu dönemde Sovyetler kömür, demir, çelik, petrol, çimento gibi alanlarda dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı durumuna geldi. Ayrıca bu ekonomik politikayla işçi ve memurların ortalama aylık ücreti %50'den fazla artmış oldu. Ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz belediye hizmetleri, burs, kreş ve anaokulu harcamalarının tümü devlet tarafından karşılanırken halkın gerçek geliri %40 oranında daha artmış oldu. 1978'de Afganistan'da sosyalistler iktidara geldi ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Ancak 1979 yılında Amerika tarafından silahlandırılan Taliban ve benzeri gibi örgütler ülkede iç savaş başlattı. İktidarı tehlikeye düşen sosyalist hükümet Sovyetler Birliği'nden yardım istedi ve Kızıl Ordu Afganistan'a girdi. Ancak Afganistan'a bu müdahalenin maddi külfetinden dolayı ülkede muhalefet hareketinin oluşmasına sebep olsa da genel olarak ülkede istikrar dönemi sürdürüldü.
Yaşlı lider Brejnev'in 10 Kasım 1982'de hayatını kaybetmesi, Sovyetler Birliği'nde sık sık liderlerin değiştiği bir dönemin başlamasına sebep oldu. Boşalan parti koltuğuna Andropov getirildi. Ancak Andropov 1984 Şubat'ında hayatını kaybetmesi üzerine yerine Konstantin Chernenko getirildi. Chernenko'nun da sadece bir yıl koltukta oturup 1985 Mart'ında hayatını kaybetmesi üzerine Sovyetler Birliği'nin başına genç biri olarak Mihail Gorbaçov getirildi. Gorbaçov iktidara geldikten sonra Sovyetler Birliği'nde pek çok değişiklik yapma konusunda adımlar attı ancak bu adımlar Sovyetler Birliği'ni parçalanmaya götürecek olaylara zemin hazırladı. Yeni sekreter ilk olarak parti yönetiminde revizyona giderek Brejnev dönemi üyelerinin çoğunu tasfiye etti. Şubat 1986'da toplanan parti yönetimi siyasal alanda şeffaflık ilkesini kabul etti. Ancak bu şeffaflık politikası Rus olmayan cumhuriyetlerde milliyetçi duyguların artmasına neden oldu. 1990 yılında Sovyetler Birliği Doğu Almanya'nın Batı Almanya ile birleşmesine izin verdi. 1990 yılında Doğu Avrupa'daki sosyalist halk cumhuriyetlerinde Batılı devletlerin başlattığı anti-komünist propagandalar sonucunda sosyalist iktidarların birer birer düşmesine neden oldu. Bu olay sosyalist ülkelerle ticari anlaşmaları olan Sovyetler Birliği'ni ekonomik açıdan sarsmaya başladı. Aynı yıl Sovyetler Birliği'nde serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte fiyatların serbest bırakılması, temel gıda ürünlerinin fiyatlarının hızla yükselmesine ve halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamasına neden oldu. Yanlış politikalar sonucu gelen ekonomik çöküş, milliyetçi taleplerin daha da artmasına sebep oldu. İlk isyan Mart 1990 yılında Baltık ülkesi Litvanya'nın ayrılığını ilan etmesiyle başlarken, bu bağımsızlık hareketi Kızıl Ordu'nun Litvanya'ya müdahale etmesiyle önlendi. 1990 yılında yapılan reformla yönetici konumunda olan genel sekreterlik makamı kaldırıldı ve başkanlık sistemine geçildi. Aynı reformda çok partili sistem de kabul edildi. Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği Devlet Başkanı seçilirken rejim muhalifi Boris Yeltsin Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçildi. 19 Ağustos 1991'de KGB Başkanı Vladimir Kruçkov öncülüğündeki ordu Rusya Sosyalist Cumhuriyeti'ne askeri darbe girişiminde bulundu. Askeri darbe kısa sürede bastırılırken bu darbe olayı Boris Yeltsin'in popülaritesini artırmasına neden oldu. Siyasi krizin derinleşmesiyle birlikte Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'ni oluşturan 8 sosyalist devlet birlikten birer birer ayrıldıklarını ilan etti. Artık siyasi birliğin sağlanmasının imkansız olduğunu düşünen Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aynı gün gece yarısı Kremlin'de dalgalanan Kızıl Bayrağın indirilip yerine Rus bayrağı çekilmesiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 25 Aralık 1991'de resmen dağılmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.